أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحانك ربنا وإليك المصير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين Ay ne olmayabilir sayfa sayısı 8. söz. Nasıl yapalım? Baştan sona okuyup gelelim yoksa paragraf bayi paragraf mı gidelim? Okuyalım. Ama nasıl kelimelere yabancı olursa nasıl? Kosyer olursa sorarsın. Tamam. Başlayalım mı? Ya abi, are you ready? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. İnned dine indellahil islam. Şimdi okuyacağımız parça bu iki ayetin tefsiri. İlk bakışta bu iki ayet birbiriyle ilişkisiz gibi görünüyor, değil mi? Allahu la ilahe illallah ve hayyul kayyum ayeti kürsü diye okuduğumuz ayetin birinci ayeti. Yani Allah'ın bir olduğunu söylüyor. Allahu aranıyorsunuz. Üçüncü olarak başlıyoruz. İnşallah cumartesi, çarşamba gün kararlarda görüşelim. Adam, yes, I got that phone, but they brought a guest with us. I mean, they brought a guest, and he doesn't know English, so they wanted to search for today. See you on Wednesday. Well, inshallah. Wednesday at Farazis. He said, Alavi says Wednesday. At Farazis. Na esas olan risalelerde ve özellikle şimani açıdan Kur'an'ı yorumlayan, tefsir eden, Kur'an'ın imani eğitim yapan yönüne ağırlık vererek bu Kur'an'ı tefsir eden bir kitap, risale-i ne dersen o slogan geliştirdim şimdi. Hatta o sloganı bir yerde kullandım da ben unutuyorum hangisinde kullandığım. Yani Risale-i Kur'an'ı anlamak için okunmaz. Kur'an Risale-i Nur'u anlamak için okunmaz. Bugünkü mailde yazmıştım. Öyle mi? Öyle bir şeyle mi? Öyle yapıyorlar mı? Anlayışlamayın şey. Yani onu esas etti almak lazım. Birisi alır almaz. Bizi ilgilendirmeliyiz. Bana dikkat edeceğiz. Ben şunu okuyorum, bu ayeti anlamak için okuyorum. Yani işte bu parçayı anlıyorsun, ne demiş falan. Şimdi bu ayetin tefsirinde bu güzellik İsa kitap yazarı sayılıyorsun. Size sayılıyorsun. Kimse ne demek? Onu öğrenmek için, onu anlamak için okuyorum. Kur'an'ı anlamak için okuyorum. Fakat Said Nursi diğer müfessirlerden farklı olarak özellikle ve neredeyse neredeyse istisnasız bir şekilde hangi ayeti tefsir etmek için konu edilmişse o ayetin Kur'an'ın eğitimini
vermeye vermek istediği iman meselelerinin açıklanması, iman meselelerinin delillendirilmesi, buna tahkiki iman deniyor, imanın hakkaniyetinin anlatılması diye. İmanda Allah'a inanıyoruz, ahirete inanıyoruz, kadere inanıyoruz, meleklere inanıyoruz, peygamberlere, kitaplara inanıyoruz ya, bunlar neye? Neden inanıyoruz, nasıl inanıyoruz, nasıl mutmain olacağız gerçekten öyle doğrudur diye. Kur'an bunun eğitimini veriyor ama genellikle Müslümanlar Kur'an okurken ben zaten inanıyorum. Biz zaten Müslümanız diyor. Kur'an'ı ben zaten bilgi aldım yani. Bilgi bir Müslümanın yapması gereken vazifelerini öğrenmek için okuyorum diyor. Onlar da Kur'an'da çok az ayet var onlarda. Çok çok az ayet. %2, %3 gibi bir şey. İstersen biraz daha gerçek olalım. 6600 ayetten 270 tane diyorlar. Bazıları 170 diyor. Yani hepsi değil de o ayetlerin de bir kısmı. 600, 100 tane olsa 600, %1'i 60 mı? 6000. 6000'in %1'i kaç eder? 60. 60. 4, 6, 24, 4 demek ki %4. 270'te aşağı yukarı. %4, %5'i dolaylı olarak, yani hep mutlaka doğrudan değil. Yani ne yapılması lazım, vazifelerimiz nedir diye bahseder. %5'i. %95'i niçin dünyada varız, neye, hayatımızın anlamı nedir, bu dünyadan başka bir dünya var diyorlar, bunu nasıl anlayacağız, peygamber var diyorlar, nasıl anlayacağız, bunları delillerini vermek üzere konuşur, insanı muhakemeye davet eder, düşünmeye davet eder. Sahibi Nursi Kur'an'a hep bu açıdan bakar, imanın ve imana ait meselelerin insanın kalbinde, aklında, hislerinde, ruhunda bu evet öyle gerçekten doğru dedirtecek şekilde izahlarını yapmaya çalışır. Kur'an'ın ana maksadı da o zaten. Bu parçada iki ayrı gibi görünen konuyu birbiriyle bağlıyor. Bu iki tane ayrı ayet var burada. Birincisi ayet-i kürsi diye bildiğimiz ayetin baş kısmı. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah kendisinden başka hiçbir şey ilah değil. İlahın özelliği yoktur, olamaz. Çünkü ilah yaratan demek. Yaratıcı özelliği yok, yoktan var eden demek. Ben yoktan var edemem. Hiçbir şey balıklar kendilerini, kuyruklarını kendileri yapamazlar. Belki fakat yalnızca bir kainatın yaratıcısı var, işte o yaratıcı Allah diye tarif ediyor. O hay ve kayyumdur, yani bütün hayat ondan geliyor. O kendi kendine kayyumdur, kendi kendine bizim gibi yaratılmaya muhtaç değildir. Her şey ona muhtaç, o hiçbir şey yaratılmaz. Kayyum demek, yani ayaklar üstünde duruyor derler Türkçe'de. Ne demek? Bu başkasına bağımlı değildir. Allah ayaklar üstünde duruyor derken ayakları falan anlamında değil. Kainatın yaratıcısı hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir yardıma muhtaç değil. Var olması için birisinin var etmesine veya yani genellikle yardımcı denir artık. Ya muhtaç değil. Ama biz muhtaçız. Neye muhtaç? Bir şey. Her an nefes almaya muhtaç, hücrelerimizin yaratılmasına muhtaç, düşüncemizin yaratılmasına muhtaç, Zeynep'in şifa bulmasına muhtaç, her şeye muhtaç. Hep, değil mi de? Ya her şey, gözümüzün görmesine muhtaç. Yani gözümüz verilmese, biz göz yapamayız. Ne aklımıza geliyor senin? Midemizin çalışmasına mı? Aklına ne gelir? Havanın temiz olmasına muhtaç, yağmurun yağmasına muhtaç, güneş ışığına muhtaç.
Niye muhtaç değiliz dersen? Yer çekimine muhtaçız. Bir yer çekim olmasına göre Özkan. Boğazına bir şey koysun aşağıya gitmez. Tuvaletini yapamazsın. Yer çekimi yok. Ayağını yerde basamazsın. Yukarıya çıkarsın kafan tavanla yer kalırsın. Oradan aşağı inemezsin. Çünkü yer gerçekten yer çekimi o kadar büyük bir nimet ki. Yani Allah'a çok şükür. Yürüyebiliyoruz falan. Yer çek orada hoplarız böyle karga gibi sekiyoruz. Yani yer çekimi hiç olmazsa istiyor. En büyük sorunlarından birisiymiş yani. Astronotların en büyük sorunlarından birisiymiş o. Öyleymiş. Yer çekimi yok. Adam bir şeyler aşağı gitmiyor ya. Suyu içerlerken gördün mü abi hiç? İçemiyorlar ki. Şöyle. Böyle böyle havadan yakalıyor suyu. Yakalıyor uzak arkasından yakalıyor suyu. Bayağı büyük bir sorunmuş yani. Yemekler de öyle. Yedikleri yemekler. Doğrudur. Onlara özel yemek üretmeye çalışıyorlar. Yani kim yine ayda hiç yok değil. Çok zayıf dünyaya göre de. Bir de hiç olmadınız. Yani her şey o kadar mükemmel intizamla yaratılmış. Biz her şeye muhtaçız. Kainatın yaratıcısı hiçbir şeye muhtaç değil. Kayyum. Kainatın varlığı ona bağlı. O yaratırsa yaratır, yaratmasa yok. Yani biz hepimiz öyleyiz. Kayyum çok önemli. Allah'ın çok önemli. Onu bir ara çalışmak istiyorum ya ben. Kayyum. Yani okumak istiyorum. Çok, çok güzel bir anlatımı var. Bir de haydır, hayattır, canlılıktır ama canlılığı biz daha da geniş anlayacağız. Mesela dünya hareket halinde sanki kendine has bir canlılığı var değil mi? Mesela biz canlı mıyız? Evet. Ağaçlar, ama bak ağaçlar hareket etmiyor gibi görünüyor ya. Yani dünya da hareket böyle canlı değilmiş gibi görünüyor ama yani hareket ediyor. O da kendine göre bir canlıdır. Sinek kendine göre bir canlıdır. Amipler kendine göre canlılardır. Hayatları var. Atomlar da kendine göre canlılardır. Elektronları var, dönüyorlar, merkezleri var vesaire. Alışveriş yapıyorlar, molekül yaparken harekete geçiyorlar. Ağaçlar da kendilerine göre canlılardır. Bakıyorsunuz büyüyorlar, hücreleri var, hücrelerinden besin alıp veriyorlar vesaire. Ve atomların da enerji alışverişleri var. Biz besin alıyoruz ya. Yani balıklar sudan alıyor oksijenini. Biz havadan alıyoruz. Bir ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Onlar da enerjiden alıyorlar. Onun için hay kelimesinin, Allah hayat verendir kelimesini, bütün kainatı kapsadığını söylüyor. Bu ayet-i kerime biz Allah'u la ilahe illahu vel hayyul kayyum la tedrisine öğrenmek istiyoruz. Hiç olmazsa birinci kısmında ne dediğimizi bilmek için. Ben niye bu kadar ayetin üzerinde durdum? Okuyacağımız bu ayetin tersi. Yani neden bahsediyor? Okuduğumuz ayette, okuduğumuz parçada ne anlatılacak ve neden bu parça yazıp böyle yazılmış? Diğeri de, diğer ayet, innettin indallahi İslam. Yani Allah'ın indinde gerçek din İslam'dır dediğinde diyor ayet-i kerime bu. Neden çok dikkatimi çekiyor benim. Neden Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum ile innettiğine indallahi İslam birbirinin açıklayıcısı, tamamlayıcısı olarak kullanıldı bu parçada. İslam dediğiniz zaman Hakk'a teslim olmak demek ya. Allah'ın dininde din dediğin zaman, din deyince gerçek, ona hayat yolu, yaşam tarzı demek o. Din demek. Bu hayat tarzı, bu yaşam tarzı teslim olmaktır. Neye teslim olmak? Şimdi İslam deyince bizim dinimiz demeyelim değil mi? Yani bizim dinimiz onların dini diye değil. İslam deyince işte isim takmışlar da ondan İslamiyet ve Hristiyanlık var diye. Aslında insanın bir hak perestliği, yani hakkı tasdik etmesi var ya da hakkı tasdik etmemesi var.
Şimdi ben Müslüman demenin bir anlamı yok kendi başına. Ya şu haktır, ben bunu onaylıyorum, buna teslim oluyorum. İşte sen Müslümansın. Ama hak diye bir şey bilmiyorsun ve diyorsun ki ben teslim oldum. Niye teslim oldun? Bilmiyorsun. Anladın mı? Mesela diyelim şimdi İlhan'la Selman'ın İlhan çocuk hasta, Zeynep hasta zannetmişler. Biraz rahatsız olunca bunlar panik ediyorlar. Efendim aman şöyle oldu böyle oldu diye çocuğu da korkutmuşlardır Allah bilir. Ufaklar geliyor. Şimdi bakıyorlar bu çocuğu doktora götürmek lazım. Biz bilmiyoruz ne olur ne olmaz diye. Ha, bu bir sorumluluk. Şimdi siz bunu hak bildiniz değil mi? Ne yaptınız? Çocuğu aldınız, doktora götürdünüz. Zeynep sizi beni doktora götürmeseniz döverim, öldürürüm falan mı dedi? Yok. Yani, ama siz bunu hak bildiniz, teslim oldunuz değil mi? İşte İslam o. Bu hangi konuda böyle? Yaratılış konusunda böyle, varlık konusunda böyle. Varlık konusunda böyle. Yani ben neye varım? Neye varım? Yiyelim, içelim, oynayalım diye mi var? Neye var? Niye var sizin? Yaratılmışlar. Yani cevap vermeye için söylüyorum. Beter bunu utandırıcı bir şey olur da herkes bir cevap verir de orada olmak diye değil de imtihan için sorulmuyor ya. Soruyoruz kendimize ben niye varım acaba diye. Herkes soruyor. Ben bir cevap veriyorum. Ne yaptım? Niye burada? Balıklar var. Akvaryum temiz olsun çok güzel olur. Görünürdü. İnşallah bir daha iki sefer. Niye? Orada balıklar seviyor musun? Bir akvaryumun da senin olsun ister misin? İsterim. Ben de isterim. Kim bakacak diyorum. Ama hani böyle güzel. Buraya gelince haftada bir gün idare ediyoruz. Ha, güzel. Niye seviyorsun? Cevap vermek için sor. Kendine sor. Niye ben balıkları seviyorum? Nereden çıktı? Sevmek ne demek? Bu güzel diyorsun. Güzel de demek ya. Nereden çıktı bu? Ha. Bu gibi sorular sorduğumuz zaman bunun bir şunun için diye bir cevabı olur değil mi? O cevabı kafana yattı, tasdik edip de ona teslim olursa işte İslam o demek. Şimdi o zaman Allah kendisinden başka hiçbir şeyde ilahlık özelliği olmayan doğru mu? Düşünüyorsun. Yani yaratıcı değil. Şu böyle orada bitki var. O yaratıcı değil. Bitkinin hücreleri var. Yaratıcı değiller. Onlar da yaratıklar. Benim vücudumdaki hücreler gibi. Burada yaratık. Ne yaparım? Bıçakla alırım. Bunu acıdır ama keserek alırım. Benim ilahım değil bunlar. Beni yaratan bunlar değil. Onlar yaratılışta beni yaratanın kullandığı malzeme diye. Onlar yaratıcı değiller. Bu hakka teslim oldunuz mu? Bunu hiçbir şey ilah değil. Yalnızca bütün bu yaratıkları, varlıkların hepsini var eden ilahdır. Kafamıza yattın mı? Ha. Tamam arkadaş, ben ona göre yaşayacağım. İşte Müslüm de böyle. İnnet dini indallahi İslam. Allah dini, Allah indinde. Benim dinim var mı deyince var. Neye? Çünkü ben şu kainatın bir sonsuz güç kuvve sahibi birisi tarafından yaratıldığını anladım ve buna da teslim oldum. Evet, bu hakikattir, doğrudur. Buna göre yaşayacağım arkadaş dedim. Sen Müslümansın. Tarif ediyoruz. Onun için Allahu la ilahe illahu vel hayyul kayyum ve innettin andallahi İslam iç içe geldi. Bakalım bu anlayış bizim dünyamızda nasıl tasvir edilmiş burada. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini ve eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması ve dinsiz insan en bedbaht mahluk olduğunu ve şu alemin tılsımını açan
ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran Ya Allahu ve La ilahe illallahu olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir daha okuyacağım. Paragrafta bilmediğimiz kelimeleri soralım. Bilmediğim bir kelime var mı? Tahmin edebiliyor musun? Tahmin edebiliyorum. Yani. Altında alt açıklamada yazıyorum. Kitap şöyle. Şurada. Peki. Anladım. Yine de sorabilirsin. Bir daha okuyacağım baştan. Konkret. Çünkü bu paragraf aşağıdaki anlatılacak olanların hepsinin özeti. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani. İnsanın ruhu. Burada niye dünya demiş, kainat dememiş? Yazarın kendine sor. Güzel niye demedin diye ama şakaydı. Kafamdan gitti bana renkli olacak diyecektim. Ben avukatım yıkıda yani yerine göre kainat denilir de çünkü bizim hayatımız dünya hayatı diye bahsedilir ya, hayatın dünya. Ne demek bu fani hayat? Mutlaka dünya deyince biz yer küresi diye anlarız ya. Ha, onu düşünüyordum. Dünya derken neyi kastediyoruz biz? Ha, dünya deyince fani varlık, geçici, şu bizim ev, benim ev der gibi. Bizim ev der gibi. Şu üzerinde yaşadığımız ev, bizim köy der gibi. Eğer biraz genişletirsen. Bizim memleket der gibi. İşte şu hayatımızın geçtiği yer. Kainat deyince varlık alemi kastedilir. Dünya deyince varlığın geçiciliği, muvakkatlığı kastedilir. Anladınız mı? Kur'an'daki dinlemeler biraz geçici hayat falan derken yapılan vurgu hep işte şu geçici hayat manasında. Neden? Geçicilik vurgulanır da onlar. Kainatta ise daha çok varoluşsal yönüyle, var olması yönüyle, varlığa getirilmesi yönüyle dikkat çeker. Dünya varlığın faniliğini kastediyor dediniz değil mi? Varlığın faniliği. Bizim hayatımızın bu fani dünya ile olan ilişkisi vurgulanacak demektir. Geçici. Mesela bugün alıyorsun, balıklar alıyorsun, ertesi gün, bir tanem ertesi gün, belki gelecek kastırıyorum. Bir kelime anlamıyla konuşmuyorum, ölüyor. Veya işte gidiyorsun, camda Türkiye'ye götürecek değilsin, gidecek olsan bir yere, ne yapıyorsun? Burada bırakıyorsun veya Craigslist'te satıyorsun. En güzeli öyle. Yani ayrılıyorsun. İşte dünya hayatı bu diyor. Yemek yiyorsun, karnın doydu güzel, iyi. Elhamdülillah diyorsun, bayağı yer. Tamam ya, iyi. Sabaha vakti yine çıkmış. Dünya hayatı ya diyorsun. Fenalığıyla. Benim öyle anlıyorum. Kendi anlayışım var. Bir başkası başka bir şekilde anlarsa. Kur'an-ı Kerim'deki kullanılışında dünya hep faniliği, geçiciliği. Fakat İnsanın dünya ile olan ilişkisinde bunu söyledi burada aslında. Dünya ve ruhu insani dedi. Bak, ruhu insani. Demedi. Bizim beşeri hayatımız manasında. Şimdi kontrastı başından koydu. Bu adam çok derin konuşur. Hakikaten çok derin. Manyak bir adammış. Efendim? Manyak bir adammış. Ya her şey çok bak. Başında diyor ki dünya hayatı var diyor. Sende ruhu insani diyor. Niye? Neden ruhu insani dedi? Çünkü insanın midesi şu kadar yemek ister ama ruhu ebedi saadet ister. Dünya 3 günlük bir yer. Ben de senin gibi, hatta bir zaman ben senden daha gençtim. Gerçekten. Ama ihtiyarlarmış.
bu hala oralarda mı diyorsun? Yani bakıyorsun insanın hayatı böyle hemen geçiveriyor. Daha dün gibi geliyor. Gerçekten inanmıyorsun. Herkes öyle söyler de yaşlar hepsi de böyle hani serap gibi geçti. Rüzgar gibi geçti. Efendim? Ben inanıyorum gayet. İhtiyarlayınca görürsün. Yok şimdi de inanıyorum. İhtiyarlamama gerek yok. Ne zaman 20 yıl, ne zaman 40 yıl, ne zaman 60 yıl geçti ya. Saysam biraz 1, 2, 3, 4, 5 yıllar geçti. Hemen geçiyor. Herkes öyle diyor ve öyledir. Ruh ebedi istediği için ebede göre 60 yıl, 100 yıl, 1000 yıl yani hesap olmaz. Ebede sonsuz istiyor. Mutlak olmayı istiyor. Dünya fanidir fakat insan ruhu ebedi ister. Yani ne demek? Sen buraya sığmazsın. Sen kendine iyi bir yer buldun. Şöyle ruh sonsuz duygularda tatmin edecek bir yer ara, sen burası için yaratılmadın. Yani sen burada iki haftalıksın, abin bir huysuzluk yapar, yapar der. Gelişmemiş çünkü. Yapar, ne diyorsun? İdare edeyim, iki gün sonra gideceğim zaten diyorsun. Yani bütün duygular için, dünya hayatının bir kısmı olarak, bütün duygular iki hafta sonra gideceğim. Şimdi kalbini kırmaya gerek yok çocuğum. Yani boşver diyorsun, bir yerde bakıyorsun bir şey çalışmıyor, ne yapayım bak diyorsun. Neden? Gideceksin çünkü, o da değilsin ki. Ruh insanı ile dünyanın, ruh insanın kapasitesi sonsuza açılıyor. Ebedi cennet istiyor, her şeye mükemmel olsun. Buradaki hayat da öyle yaratılmış ki, kasıtlı olarak sen buralı değilsin diyor. Sen burada misafirsin diyor, geçici. Ona göre yerini ayarla diyor. Zaten oradan böyle bu kainatın bir sahibi yok. Biliyorsun ne kadar güzel. İhtiyar buldular o eğleniyorlar. Bırak eğlensin. Sen buralı değilsin. Burada geçicisin. Burayı işte 3 günlük, 5 günlük otel gibi, han gibi kullanırsın. İşin bitince gidersin. Gideceğin yere hazırlık yap. Sen ona bak. Demek için. Baştan başla. Ebedi isterken yani her bizdeki o hissiyatlar her neyse yani nefsani istekler mi diyorsun? Yo yani insan yapan ne arz ediyorsun? Yani arz ettiğin her şey. Her birini istiyorsun da her birini sonsuz güzellikte, mükemmellikte istiyorsun. Her şey ve her yıl öyle yani en ufak bir huzursuzluk olsa, mesela Zeynep'i seviyoruz çok güzel ama hafiften boğazında birkaç tane birileri gelmiş oturmuş oraya yerleşmeye çalışmış. Ola git buradan ben seni istemiyorum diye. O oradaki yabancı 3-5 tane mikrobun oraya yerleşmiş olmasını istemiyoruz. Ne olsun her şey her zaman en mükemmel olsun. Zeynep hiç hastalanması, hiç rahatsız olması. Her zaman zaten iyi, güzel çocuktur ama her zaman güzel çocuk olsun. Hiçbir zaman huzursuzluk yapmasın. Hep öyle istemez mi? Çok ha. İnsan hep onu ister. Maşallah. Şu dünya ve dünya içindeki ruhu insani ve insanda dinin mahiyet ve kıymetlerini din ne demekti? Dini mutlaka o değil. Değişik şekillerde yorumlayabilirsin ama hayat tarzı demek. Türkçe'de ona yaşam biçimi diyorlar. Değil mi? Yani yaşam biçimi nedir? Senin dünya görüşün nedir? Esas hayatının varlığın esasları nedir? Hani Cezayir'den talebeyim. İşte talebe ne yapar? Yatar, kalkar, ödevini düşünür, okula gidecek, ödevleri varsa onları yapacak, ders dinleyecek, not alacak. İşte bu talebelerin başka davaları da var. İşte oraya gidince birisinin dikkatini çekecek falan. Böyle hikayeler de var. Yalnız talebe deyince aklına ders yapan hiçbir şey ilgilenmeyen gelmesin ha. Ali abi bazı talebelerin de kafası baskı. Evet. Bazı talebelerin de kafası baskı ediyor. Niye?
Basar basar. Yani ben bir talebeyim, ben bir öğrenciyim. Hayatımı ona göre düzenleyin diyorsunuz. Peki bizim burada meslek anlamında konuşmuyoruz şimdi. Fakat meslek anlamında değil. Benim dünyada yaşayan bir insan olarak benim insanlık mesleğim nedir desem. Yani ben burada niye varım, ne yapıyorum? Yani bir meslek olması ayrı, öğrencilikmiş, yok şu işte çalışıyormuş, hocalıkmış, öğretmenlikmiş, neyse. Bu benim varlığımın esası nedir yani? Ben neyim burada desem? Hani bir öğrenci öğrenciyim diyor ama geçici bir dönem için kendisine verdiği bir profesyon, meslek. Peki bir de siz insan olarak kendi varlığınızı mı sorun bakayım? Benim mesleğim ne? Ben neyim burada bu dünyada? Niçin yaşıyorum? Kendini tanımla. Bunu sorduğunuzda kendinize bir cevap bulacaksınız. Ben şuyum. Mesela ben bir yaratığım. Buraya gönderilmişim. Bana şöyle şöyle duygular verilmiş. O duygularım da bu dünyada öyle yapmış ki beni buraya gönderen bana diyor ki sen bu duyguların hiçbirisini bu dünyada tatmin edemezsin. Çünkü senin duyguların sonsuza açılıyor. Bu dünyayı da pek geçici yaptın da buraya saplanıp kaldın. Bil diye. Buranın bir geçici hangi otel gibi olduğunu bil diye. İstasyon der ya bu müellim. Ebed için yaratılmış duygularını fani dünyada tatmin etmeye kalkmak. Saplamayın, cevap vermez, bulamaz. Tatmin edemezsin zaten. Edemezsin. Ha, ben böyle tarif ettim diyorsan hayatını, ben buna göre yaşayacağım. Yani gözlük bana, gözlük lazım değil mi? Gözün görmüyorum, gözlüğü alacağım. Bakın daha kullanırım, güzel ama diyeceğim. Gözlüğü, gözlük olmazsa olmaz. Benim hayatımın varlığı bu diyemezsin. Yani bugün kullanacaksın, yarın ölecek. Ne gözlük seni takar, ne sen gözlüğü takarsın. Bitti. Bu kadar. Kullan, işine bak ama bil ki bu gözlük sana niye verilmiş diye düşün. İşte gözlerim iyi görsün diye. Karnın acıktı, niye acıktın diye düşün. Niye acıkıyorsun? Niye acıkıyoruz? Acıkıyorum işte. Ama her şey maksatlı değil mi? Diyorsun ki ya acıktırılıyorum ben, acıkacak şekilde yaratılmış. Sonra da yemek veriliyor. Yemek yiyorum, lezzet alıyorum, zevk alıyorum, memnun oluyorum. Bir ihtiyacımın karşılandığını görüyorum. Ama bu nereden geliyor? Kim bahsediyor bu ihtiyacımda? Ben buraya gelmeden, dünya gelmeden önce annemin sütü açtım. Ne? Kim hazırlıyor bunu? Bunları düşünüyorsun ve sonunda da diyorsun ki ben bu dünyada galiba eğitim görüyorum. Bir yerlere hazırlanıyorum diyorsun. Benim mesleğim bu hazırlıktır diyorsun. Gideceğim yere hazırlık yapmaktır diyorsun. O da senin dinin oluyor işte. Yaşam biçimi, yaşam tarzı. Hayatının mesleği. My profession. Hayatın ama. Nedir hayatın? Ona İslamiyet'te veya yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerinde bize öğretmişe de biz bu dünyada by profession sen neyim desen işte biyoloğum dersin, yok hocayım dersin, talebeyim dersin değil mi? Yani Osman ne dersen o çaycı. Çaycı bu. Rüzgargül ya. Efendim? Rüzgargül ya. Rüzgargül falan diyor. Peygamber diyor ki arkadaşlar siz bu dünyada geçici bir işler yapıyorsunuz emekli oluncaya kadar falan diye yemek için falan bahane bunlar. Sizin asıl göreviniz bu dünyada öğrencilik, memurluk, bilmem iş adamı falan değil. Yaratıcınızı tanıyıp onu kulluk, ona kul olduğunu yani o senin Rabbin olduğunu tanıma profesyonu, profesyon ne denir ona mesleğindesiniz diyor. Kulsunuz. Allah, hiç böyle bir meslekte emekli olmak da yok. Ne yapacağız? Bu kulluk, sen zaten burada kul mesleğini yaşamak için, öğrenmek için geldin diyor. Gönderildin buraya. Bir düşün istersen diyor. Başka bir maksadın olabilir mi? Başka bir ne maksadın olabilir? Hadi bakayım düşün.
Aklına ne? Doktor olacaksın. Ol. Yani işte hastalara bakacağım. Bak ondan sonra öleceksin. Böyle doktor oldum diye her şeyin bitti, her şeyin mükemmel oldudur. Eve geldiğin zaman doktor değilsin, hanımla fırça yersin. Ben de hala doktorluk yapacağım dersen evde. Hanım der ki ben hastan değilim ha, dikkat et der. Burası hastane de değil der, kulağını çeker. Tamam. Bu da bazılarına küp olsun. Acemi ya. Ha, burası ne hastane ne burası neydi, mekaba mıydı neydi? Kabesa. 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 Burası ne kabesa ne de ben senin işçinim der yani, dikkat et der. Senin kulağını çeker. Ha. Ya demek ki bütün duygularımız doktor olmak için bu dünyaya geldik desek, ölünce ne doktorluk kalıyor, yaşlanınca ne doktorluk kalıyor, eve gelince ne doktorluk kalıyor, bitiyor, geçiyor. Allah Allah, ben buraya niye geldim ya diyorsun. Yanımda ne, yani geçici bu dünya ya. Geçici dünyada bir insani duygularımın bir doktor olarak her şeyini tatmin edemem ki insani duygularımı da gidiyorum. Mesela doktor olmak ile akvaryumda balıkları seyretmek ile tabii ilgi yok. Doktor da seyreder, mühendis de seyreder, hiçbir eğitim görmemiş adam da sever, seyreder. Bu ana maksat olamaz dersin. İşte kendine bir maksat seçip de hayatını böyle bir maksada göre tarif edersen, işte o hayat tarzıdır din. Allah'ın indinde din İslam'dır. Yani şu la ilahe illa huvel hayyul kayyum var ya, bu hakikate teslim olan bir hayat tarzı, senin yaratıcının kabul ettiği hayat tarzıdır. Dikkat et. İyi bak. Basit değil. Zor değil de nedense hiç oraya gelmiyoruz. Ha bunlar ben yarattım. Ben yarattım. Yaratılmıştım diyeceğim arkadaş. Balığa bakıyorum, seviyorum. Niye? Niye seviyorsun balığı? Ya yaratıcım beni eğlendiriyor kardeşim. Sana ne diyorsun? Sevdiriyor, ben de seviyorum diyorsun ya. Yok ya, ben balığı severim, hayvanları severim falan diye. Atma kafanı. Maksadın o. Hayvanları seversin, öldür gidersin hayvan. Bir anlamın olmaz. Ama bak, yaratıcın seni eğlendiren birisidir. Ben Allah'a, Allah beni seviyor. Ne? İşte beni eğlendiriyor. İşte çocuğu sevdiğin zaman getirirsin, hediye alırsın, eğlendirirsin ya. O da seni bak balıkla eğlendiriyor işte. Yoksa bu balığın böyle süslü süslü yaratılmasının hiçbir maksadı yok. Ne yapacak? O da ölüp gidecek, sen de ölüp gideceksin. Bir düşününce ya, bütün o hayat böyle anlamlı geliyor. Ve o zaman biz hani hocalar falan söyler, dinde konuşulur, konuşulur ya işte biz buraya Allah'ı tanımaya geldik, ona ibadet etmeye geldik deyince, ibadet deyince sana bir kamyon yük taşıttıracaklar falan zannediyoruz. Öyle bir şey. Yani, ibadet de bir bu balıklara bakıp, ya Rab sen ne güzel yaratıyormuşsun anladım de. İşte ibadet, kulluk bu işte. Kul demek Allah'ı tanıyıp tasdik etmek demek. Çok basit de. Ben onu çok, her zaman bu klasik örnek oldu artık, bir de tekrar edeyim de bıktım demeyeyim de. Ben doktora tezi yazma dönemine giren arkadaşın, kişilerin özellikle sosyal konularda, emin ol taş taşıttı, razı olurlar. Deseler ki bir yıl taş taşı veya bir yıl doktora tezi yaz. Hangisi yaz? Hangisini kabul edersin? Taş taşı da. Taşlarım arkadaşlarım ben. Bu öyle bir merettir o tezi yaz. Taş mı taşırsın? Tez mi yazar? Efendim? Taşırım. Taşırım mı bunu? Bunu yazmanın nasıl stresinden var ya. Bunu niye söyledim? Yani bir doktora tezi gibi geliyor. Halbuki taş taşımak zor. Tez yazmak kolay ama konsantre falan olmak lazım. Bir türlü onu yapamıyorsun. Kulluk da dışarıdan bakınca çok zor gibi görünüyor. Bir de dini bize biraz da şöyle, bu din zordur. Aa zor. Zor deyince aklına ne geliyor? Cenneti kazanmak zor dese birisi ne aklına geliyor? İşte gece gündüz hep böyle yere bakacağım. Sen hiç kızlara bakmıyorsun. Eskiden olsa öyle derdim, şimdi sen. Onlar yıkıldı diyorsun. Gece namaza kalkacaksın, her gün oruç tutacaksın.
hiç ama herkese yardım edeceksin, kimseye kızmayacaksın, güler yüzlü olacaksın, kafanı tazı çatmayacaksın. Bir hasta mesela Zeynep Hasta dedikleri zaman hiç moralim bozulmayacak. Aynen öyle. Zeynep Hasta, öyle mi? Hadi hastaneye gidiyoruz. Veya Zeynep çok güzel, öyle mi? Hadi oyuna gidiyoruz. İşit olacak. Kolay. Yani ikisi de aynı. Yapabilenin halbuki bunlar eğitimli olacak işler ama biz bunları din diye görmemişiz. Din deyince çok mutlaki olacaksın, dışarıya çıkmayacaksın, her gün evinde Kur'an okuyacaksın devamlı. Yani dinin hayat tarzı olması diye bir kavram yok. Kavram yok. Bende yok yani. Onun için biz dini sorumluluklarımız dediği zaman böyle başlıyoruz onları unutmamaya. Acaba şimdi hoca dini sorumluluklardan namaz kılacaksın, gece kalkacaksın, çok para vereceksin, sadaka vereceksin, bundan kaç lira istedik ben de tahmetmeye başlıyorsun. Verebilir miyim yapsın bir tane şu ayda bir gün vergi ayıydı diye. Ya böyle geliyor bize. Maalesef bu tanıtım şekli yüzünden dinden yabancılaşmayı ne duyayım, ne bileyim, ne de kendimi sorumlu hissedeyim diye kaçmayı öngörmüş. Bugün konuştuk ya, gerçi biraz ilgisiz bir şey ama Fazlet'in istibdadının aslında temeli bu. Çünkü bizim böyle bir din anlayışımız yok. Yani din anlayışımız işte sabahlara kadar teheccüd kılmak olduğu için evet. Ve onu biz de yapamadığımız için bu sefer yapan birisini gördüğümüz zaman onun neyi dedim biraz önce? Hayır. Fazleti. Onun fazleti altında bu sefer eziliyoruz. Dolayısıyla ona kendimizi mecbur biliyoruz. Ona hayran oluyoruz. Kendimizde ben böyle yapamam diyorum. O ne derse para veriyorum. İşte akşam ana Ramazan'da iftara davet edeceksin. Tamam Allah. O çok da en güzel yemekle hazırlayacaksın. O mütevazı ama en güzel yemekle ona yemek verdin mi? Ermiş zaten. Ramazan iftara davet ettin de evine geldi. Yemek yedim. Tamam kuş gibi uçuyorsun. Yani. Ermiş ama evime geldi. Bereket geldi. Kur'an'ı ver amin. İlgisiz olaylarla hayatımızı geçiriyoruz. O faziletli. Ses faziletli. Sana ne sen nesin? Değil mi? Çok ilginç ya. Düşünüversek, azıcık düşünüversek anlaşılıyor da. Yani faziletli diyeyim, kötü demiyoruz adama da yani sende ne var? Ben yine klasik bir örnek daha veriyorum. Tıp fakültesi binası yaptırmakla doktor olunmaz. O doktorlar satın alır. Doktorları satın alırsın diye de sen doktor olamazsın. Yine doktorluğu bilemezsin. Yani bir yere cami yaptırmakla imanın hakikatleri, gerçekleri öğrenilmez. Kendin öğreneceksen öğrenirsin, öğrenmesen öğrenmezsin. Ama cami yaptır ayrı konu. Fakat zannetme ki cami yaptırdım diye benim Allah'a olan imanım arttı. Allah'a olan iman, onun hakikatinin anlaşılması, işte kitabının çalışılması falan olur. Cami yaptırmakla Kur'an öğrenilmez ki. Söyleyeyim, sen Kur'an okumasını bilir misin? Çünkü bütün dünyada ne kadar şehir varsa her birine bir Kur'an kursu yaptırsan sen yine Kur'an okumasını öğrenemezsin. Ne yapacaksın? Bizzat kendin Kur'an okumasını öğrenmelisin. İşte din böyle bir şey. Başkasına yaparak kendine bir şey olmaz. Ama iyilik yaparsan başkaları Kur'an okumasını öğrenir ama sen yine hala Kur'an öğrenmesini bilemezsin. Ya sen de değil mi? Yani onun için Kur'an'a sahabe bizzat kendisi muhatap olur. Kendisi öğrenir peygamberle. Yoksa hani başkaları öğrensin diye ben paramı vereyim de başkaları öğrensin de ben işime bakayım olmaz. Bizzat kendin öğreneceksin. Kur'an bana Allah'ın bana konuşması. Sanki satın alamam ben. Hadi ben Allah bana konuşuyor. Sana telefonu veriyorum. Şimdi telefon geldi. Kur'an Allah'ın bana konuşması değil mi? Ha. Ne der işte konuşuyor. Bak telefon geldi bana. Sen bir dinleyiver. Asıl çıkıyor. Ya ondan sonra sen dinle sen demedin. Ya ama Allah sana konuşuyor. Ali'yi ver bakayım konuşayım diyorum. Sen Yasin dinlesin Yasin dinlesin diyorum. Yasin'e bir de bir saat mi dinledin onu? Ya bayağı emek sarf ettin. Al sana $100 diyorum. Ben Allah'ın konuşmasını duymadım ki.
ona $100 verdim diye konuşmayı duymuş olmam ki. Değil mi? Bunlar basit ama bayağı important, önemli hakikatler. Zora gelmeye alışmamışız yani. Zor değil ki, onu söyleyeyim. Yani ya, çalışıp $100 kazanıp da başkasının dinlediği telefona para vermek yerine al telefonu dinle kendi kardeşim. Zor çok değil zor de bir şey öyle bir ya. Din kavramı yok dünyamızda. Öyle din bu şekilde anlatılmıyor. Bunların din oldu. Yani şurada balıkları seyretmenin din olduğunu kimse sana söylemez. Türkiye'de özellikle. Geleneksel bir kültürel bir farklılık arz ediyor. Ve Pakistan, Hindistan o çevre var ya, bu Orta Asya'dan böyle gel. Türkiye ta Avrupa'nın içinde ne? Bosna. Bosna Hersek'e varıncaya kadar bu tür ve böyle değil. Anlayış var. Ama öbürleri en mükemmel, bizim bir kötü olur diye böyle bir kıyas yapmıyoruz da bu tür anlayış, bu kültürde, bu kuşakta böyle bir din anlayışı yok maalesef. Ama dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Artık insanlar biraz daha, yani bizim dinsiz diyebildiğimiz çevre var ya, daha doğrusu onlar dinsiz falan değil de. Çok zor bunlar. Biz onları dinsiz diyoruz. O onların dinsizliğinden daha çok şuna dikkat etmek lazım. Piyasada anlaşıldığı şekliyle, genelde halkın anladığı şekliyle olan dini öyle din diye takdim ediliyor ya, onu olmaz ya böyle şey diye tek reddedenler kendilerini dinsiz zannediyor. Allah'a inanmıyorum dediğini biliyor musun? Camiye gidiyor, hocayı dinliyor, Allah'tan bahsediyor hoca. O hocanın anlattığı Allah'a inanmıyorum demeye geliyor. Yani bilmiyor ki o hocanın anlattığı Allah diye anlattığının gerçekten Allah'la çok az ilgisi var. Bizim şey yaptığımız My Master God diye bir tarif çıktı ders vardı ya. Hatırlıyor musunuz? Muhammed'le evde ders yapmıştık. Bir pazar Mustafa da gelmişti, hatırladınız mı? Sabah da pazar dersinde o oraya almıştık. Muhammed'lerin? Evinde yaptığımız Mustafa da gelmişti bir pazar dersi sabah. Hangi Mustafa'ydı? Bir gün oraya gittik. Tamam. Yani. O derste My Master God diye bir espri olmuştu. Canavar, benim canavar Allah'ım. Yani canavar gibi yiyen, kuzan, bağıran, çağıran, cezalandıran. İşte aslında olay işte camide anlatılan bu o adamın Allah konsepti. Allah'ın aslında kendisi değil, inkar edilen şey. Mesela Özkan biraz kafası karışmış. Karıştı mı? Yok. Senin meslekten örnek verir. Şimdi sen birisi geliyor, birisi bana soruyor ki ya araban var mı senin? Ben de var diyor. Markası ne diyor? Bana. Ben de diyorum ki Peugeot. Nasıl bir araba diyorum ya, Kaan arabası gibi çalışmaz mesela, anlatıyorum şimdi, ikide bir bozulur efendim, şuralarında şöyle yani fabrikasyon hatası vardır falan, böyle bahsediyorum. Ondan sonra İlhan da beni dinliyor, diyor ki Peugeot eden Allah canlasın almam o arabayı ya diyor, berbat diyor. Ondan sonra sana geliyor, ne satıyorsun arkadaş, sen ne yaparsın diyor, sen de ben Peugeot bayiyim diyorsun. Türk'üm var. Başka işin yok mu be diyor, seni reddediyor. Senin işini kötülüyor. Anla bunu, dinini kötülüyor. Bu adam haklı mı, haksız mı? Bu adam haksız. Neye? Araştırmadı. Bilmedi, kontrol etmedi. Duyduğunu, ama duyduğunu ben Peugeot kullandım dedim ya. Benim anlattığım şekliyle Peugeot arabasını kötü demedi, haklı mı, haksız mı? Haklı mı, haksız mı hala? Yok. Benim tarif ettiğim şekliyle bu arabaya kötü diyor. Ali abinin tecrübesini kullanıyor orada. Heh.
benim tarif ediyorum. Çünkü ben Peugeot uzmanıyım, ben hocayım diyorum, camiye çıkıyorum, hutbede konuşuyorum, Allah böyledir diyorum. Allah böyle yaparsınız ha diyorum. O da dinliyor, git lan böyle Allah'a ben inanmıyorum diyor. Otorite olarak konuşuyor, hocayım diye konuşuyor. Ben bilmiyorum ki demiyor, ben Peugeot kullandım, bu işi biliyorum diye anlatıyorum arkadaşım. Arkadaş ben burada Peugeot araba almam diyor. Yani o noktada, senin dedin doğru, araştırmamasında değil ama otoriteden duyduğu şekli reddetmede haklı. Aynı örnek abi, siz değil de Özkan söylese, Peugeot satıyor ama ulan Peugeot'un da şuraları yaramaz. Hiçbir şey almayın hadi ben satıyorum biliyorum diyor mesela. Ha. Ben sana ulan diyorum adam. Ben almam. Ben satan adam almam. Yani biliyor diyorum yani. Bir şey bilmese niye söylesin? Uzmanı diyorsun doğru. Sen doğru. O zaman bana Peugeot satmaya baksan ben diyorum ulan ne alacağım. Yok. Ya. Şimdi bu örnek daha seninki güzel oldu. Benimki yanlıştı. Peugeot uzmanıyım, Peugeot bayisiyim, yıllardır bu işte uğraşıyorum diyen adam diyor ki arkadaş ben seni severim diyor, yapma çünkü alma diyor çünkü şöyle şöyle hataları var diyor. Öyle bir şekilde takdim ediyor ki siz diyorsunuz aa almam ben bunu diyorsun. İşte hocalar da uzmanıyım. Yani bedavaya verseler almam. Del gibi oluyor, başıma bela diyor. İçinde bir tamire mi götüreceğim diyorum adam böyle söylüyor. Hakikaten sen bana de ki, şimdi şaka değil artık. Sen bana de ki Allah amca araba bundan orada Peugeot almadı. Ben niye falan diye sormam. Niye? Uzman adam ya. Yıllardır o işler içinde. Bana Peugeot alma diyorsa vardı bir bildiği diyor. Bizim kendimizi birazcık tazelememiz, yenilememiz, kendimiz bir şeyler anlamak için çalışmamız lazım. Birisi bize bir şey söylediğinde bu adam böyle söyledi ama bakalım diyeceğim. Bir de ben araştırayım diyeceğim. Bakacağım. İşte din bu şekilde bir yük, sorumluluklar zinciri şeklinde anlatılınca senin varlığını nasıl izah ediyorsun? Kendini nasıl görüyorsun? Sorusunun cevabını vermek olarak takdim edilmeyince Kur'an'daki anlatım insanlara nasıl nakledilmesi gerekir? O çok önemli bir uzmanlık istiyor. Gerçekten dikkat istiyor. Yoksa Kur'an'daki anlatımı aynen Allah'ın avukatı gibi konuşarak anlatılınca çok kötü bir tablo çıkıyor. Ona çok dikkat etmek lazım. Ya, dikkatle bakınca dinin hiç de zor olmadığını anlıyor. Yeter ki iki şey olacak herhalde. Enaniyet olmayacak, art niyet olmayacak. Yani ben arkadaş, din bak şöyle söyle, din böyle böyle sorumluluklar getiriyormuş. Ben bu sorumluluklara girmek istemiyorum, onun için bahane arıyorum dersen olur. O zaman bahane, dini öğrenemez. Ne diyor dedeye? Ne bak istedim, ne demek? Yukarıya mı kaldırayım seni? He? Kaldırayım mı? Hadi bak. Ne kadar kalkacaksın? Beyza. Nereye çıktı bakın Beyza? Maşallah barek Allah. Oynamak istiyor ama. Yok sen size geliyor musun? Yasin'e git Yasin'e. Git abinin kucağına otur hadi. Yasin abi. Yasin abini özlemiş gibi. Git. Peki. Din, böyle bizim kullandığımız kelimeleri ezbere kullanmamak lazım. Din, İslam, ya işte Hristiyanlık var, Yahudilik var diye kullanıyoruz ya. İslam var deyince, İslam deyince bizim aklımıza Hristiyanlık değil, Yahudilik değil, bizim dinimiz diye geliyor. Ama biz, bu bizim dinimizin dediğimiz şeyin ne olduğunu bilmiyoruz. Bize böyle okumalar falan dikkatli okunduğu zaman bir şeyler anlaşılır. Dini hak olmazsa eğer dini hak olmazsa dünya bir zindan olması neden?
neden dine hak olmasa dünya bir zindan olacak? Şimdi dikkat edelim buraya, bir soralım bunu. Neydi? Dünyayı bir tarif etmiştik. Değil mi? Böyle her şeyin devamlı değiştirildiği ve bizim de geçici olarak o devamlı değiştirilen yerde devamlı değiştirilerek bir müddet yaratılıp yani var ediliyoruz, sonra götürüldüğümüz bir yer, dünya. Eğer dini hak olmazsa, hak olan bir dünya görüşüne sahip olmazsa, gerçekten tasdik edebileceğimiz bir varlık, var olmanın ne olduğu, yani bu dünya yaratık mıdır, nedir, niye her şey değişiyor, bunların güzel bir yorumunu yapıp, onlarda hak olan bir anlayışa ulaşmadan bu dünyada yaşarsak, o dünya hep ne olur? Bizim için zindan. Niye? Ne elde etmek istiyorsun? Mesela bu çocuğu görüyorsun, seviyorsun ya. Sonra bakıyorsun. Hayat meşakkatlerine girecek. Senin elinden çıkacak. Artık sevmeyeceksin. Şimdi senin babanın kucağını alıp sever. Ya baba, annen. Annen diye. Evet, seviyorum. Annem de annene. Belli olmaz annene. Kucağını alamaz ya. Kucağını alıp kaldıramaz herhalde. Senere bakarsın abi. Ben de severdim. Bir an Yasin'i böyle hayal ettin de annesini kucağında. Sürüyorsun dedim. Baba soğuklatmış. Ama büyüyorsun, gidiyor. Elinden gidiyor. Ne istiyorsan elinden gidiyor. Mesela ilk defa biz gözümüzü çok kısa mesafeye dikiyoruz, öyle söyleyeyim. Bugün şunu kazandım diye. Bir yıl sonra bütçem şuraya gelecek diyorum veya maaşım şu olacak diyorum. Takılıyorum böyle gözümde. Fakat şöyle birisi kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın mesela bilmiyorum aşağı yukarı. 26 yaşındasın. Yani 40-50 yıl sonra bunların hiçbir faydası kalmayacak sana. Ben bugün para kazandım diye sevinmiştim ama diyorsun 40-50 yıl sonra. Ne para ne, ne malı, ne mülkü, ne arabanı senin için bir şey ifade etmediğini gördüm. Bitiyor ondan sonra. Dünya ne oluyor? Hani sen şimdiden zevk almayı bırak. Bitiyor mu? Zindan oluyor. Her şey çünkü geçici. Baharı sevdim diyorsun. Sonbahar geliyor. Ölüyor. Gençliği sevdim diyorsun, gidiyor, ihtiyarlık geliyor. Malı mülkü sevdim diyorsun, kabir yaklaştı deyince, ne mal ne mülk kabre sığmaz, ne yapacaksın diyor. Gidiyor. Ya ne oluyor burada diyorsun, sıkılmaya başlıyorsun. Gerçek gözünden. Ama beni yaratan var, beni getirip getiren var dediğinde farklı. Onun için dini hak olmazsa zindan olur dünya. Yani böyle hani retorik böyle ne derler? Hisleri oynamak için konuşmuyor. Gerçekten öyle vallahi. Efendim. Hisleri manipüle etmek için. Manipüle de işte. Manipüle etmek. Hislerle oynayıp, duygularla oynayıp manipüle etmek. Manipüle etmek Türkçe değil mi? Değil. Manipüle oynamak. Ne? Türkçe'de de kullanılır manipüle etmek. Ya İngilizce'den devşirme ya. Değişir. Borsada kullanılmıyor mu? Ha, borsada mesela piyasayı manipüle ediyorlar. Dışarıdan para basıyor sahte. Şişiriyor. Türkçe diye kullanıyoruz. Fiyatları artırıyor. Elindekileri çıkartıyor. Ne diyorlar onlara? Hisse senet döndü. Ondan sonra parasını çekiyor. Fiyatlar patlıyor. Düşüyor. Manipüle etmek. Manuel diye elle yapılan işte. Manipülasyon. Evet, her neyse. Hisleri manipüle etmek için falan böyle söylemiyorum. Gerçekten düşünün, hiç böyle özel eğitim falan görmeye gerek yok. Yani herkes, dini eğitim aldım ben anladım, bundan sonra alakası yok. İnsan olmak yeter. Git eve, otur, güzel de, ne oluyor de. Ne oluyor de, ne yaptım de, bugün güzel, hani kazanmayım anlamında değil.
sırf bunun için yaşıyorum. Niye hak olmazsa, Allah'ı tanımazsak, yaratıcımız var, biz o yaratıcıyı tanımaya geldik demezsek, ne kazandıysak, bizim için bana efendim. Yaşayanlarsız. Bazen benim aklıma geliyor işte, ne yapıyorum ben falan diyeyim. Ha, bunları eğer ben bu şuurla yapmazsam hepsi boşuna. Hepsi gidiyor. Gidiyor. Gitti, herkesinki gitti. Benimki de gidiyor. Şöyle oldu, böyle oldu demenin bir anlamı yok. Ama bunları şu bilinçle yapacağım. Demek işte dini hak olacak. Din olacak ya, dünya görüşün olacak. Mesleğin olacak. Senin hayatında senin mesleğin ne? Hayatının mesleğini diyelim. Buna bilsin bunlar. Bulamadım hala. Ver onları alayım burayı. Burası daha sevdi. Varlık mesleği dese çok güzel bir şey anlamsız. O da bir core living derler ya Amerika'da. Hayatın amacı yok bu. Ya hayatının faizi ama yani ya, yaşıyoruz, hava alıyoruz, yaşıyoruz, doğru arkadaşlarımız, akrabalarımız var, tanıdıklarımız var, çocuklar var, seviyoruz da. Hepsi doğru, bunlar hepsi doğru. Bunları yapmayacaksın değil. Peki bunları bir meslek için yapacaksın. Buna İşin ne şey olacak? Ha, bu bunları hep bir, hani mesela sabah kalkıyorsun değil mi sen? İşe, arabana biniyorsun, okuluna gidiyorsun, sen de işine gidiyorsun. Yani ne yapıyorsun diyorsun, işte kahvaltı yapıyorum, niye işe gideceğim diyorsun. Arabaya biniyorsun, işe gideceğim diyorsun. Yolda gidiyorsun, işe varıyorsun. Orada tamam bir şey, oturuyorsun, neyse yapılacak işlerin. Onlarla meşgul oluyorsun. Saate bakıyorsun, 5 oldu, 6 oldu, her neyse. Şimdi dönüyorum diyorsun, işten çıkıyorum diyorsun. Bak bıçak bu şekilde dönüyor değil mi? Bir de varlığını şu dünyanın sahibi var ve benim görevim o sahibimi tanımak için buradayım diye yaşıyorsun. Bu yaptığın işi de onun için yapıyorsun. Burası çok önemli. Sahabe Müslüman, yani peygamberin getirdiği bu dünya görüşü olan dini tasdik ettiler. Bu doğru dediler. Ona Müslüman oldu derler. Ha, mümin oldu. İman etti. Peki iman etti güzel. Hiçbirinin hayatı değişmiyor. Zahirdeki hayatı var ya, peçobayiyse, rüzgar gülüyse, rüzgar gülüyor. Neyse, işte bu arkadaş da ne yapıyorsa, acımasın ya. Yapıyor, delivery yapıyor. Ya, delivery yapıyor deyince belki Afyon'da bir mühendislik türü falan zannedebilirler. O yüzden orayı İngilizcesini kullanıyorum. Evet, delivery yapıyorum ben bunu diyorsan. Bir tür yani o biliyorsun Amerika'da geçerli bir zaten öyle. Lahmacun dağıtıyorum demiyoruz. Pide, lahmacun değil. Peynirli pide. Delivery yapıyorum efendim dersin. Aynen devam ediyor. Peki ne oldu ya? Görüşün değişti. Ya. Bu akvaryum güzel bir örnek. Dinsiz birisini getirdim akvaryuma bakar. Değil mi? O da bakar ya güzelmiş der ya. Nereden aldın bunu? Tabii de ben alayım der. Alabilir miyim der. Pahalı mı der vesaire. Bakmak ister boştan. Evinde bulunsun ister. Dindar birisini getir. O da evinde bulunsun ister. Peki ne değişti? Bir şey yok. Onun da evinde akvaryum var. Benim de evinde akvaryum var. İşte mutlaka Türk gelinliğinde din deyince birisi içki içer. Birisi su içer. Ama dinsiz de su içer. Mutlaka onun içki içtiği zaman gavur olacak, su içtiği zaman ne? Yani bir dinsiz su içse, bir de dindar su içse. İkisi de su içse. Biz orada illa farklılığı vermek için Allah razı olsun da bu cumartesi günü rekabı yok mu? Cumartesi günü yoktu da bilmiyorsunuz. Cumartesi günü Muhammed geldi Baltimore'dan. Kemal Paşa yaptı değil mi? Kemal Paşa mı dedi? Vallahi benim haberim yok efendim. Bu da ona bir rekabet gibi. Yok demek ki canınız çok çekmiş. Oradan iyi dua etmişsiniz. Allah, Allah razı olsun. Etmiş. Peki şimdi biz dindar ile dindar olmayanın
arasındaki farkı birisi içe, birisi içki içer diye yapmışız. Bunu bunu istersen bunu güzel bir konuyu. Hadi. Bismillah. Orayı bitirin gelin de derse konser. Çok doğru. Güzel şeyler kaçırıyorsunuz. Zeynep'e soğuk İdim yemesin bir falan diye bir şey denir mi? Yok da şey yapmamış. Hiç daha yok. Kainat aynı kainat. Ha. Sen Selma abla gelsin. Gör bir nokta basit gibi görünüyor da maalesef. Kainatı nasıl algılıyorsun? Bakış açın ne? Kainat algılaman ne? Onu değiştireceksin. Şimdi bize Selma abla bizimlesin değil mi? Dinliyorum ha. Bize din deyince dindar su içe ha. Şerbet. Yani ne daha Şerbet. Dindar değil. Dindar ya su içer ya şerbet içer. Var mı? Dindar olmayan deyince içki içer. Karşılığı geliyor. Halbuki dindar olmayanlar da su içerler. Şimdi bizim örneğimiz veya bizim gerçekten meseleyi kavramamız için arkadaş, bir dindar ile bir dindar olmayan arasındaki fark, her ikisi de su içiyor. Nerede bunun farkı? O zaman çıkacak işte gerçek. Senin din dediğin şeyin, senin dünya görüşün, hayat anlayışın veya varlık mesleğin mi diyelim, ne diyelim ona. Meslek farkı orada çıkacak. İkisi de su içerken. Ben bunu bir arkadaş tıp doktoruydum. Babası da eski talebelerden. Onunla derste böyle konuşmuşuz. Eskilerden. Belki babası üstüne görüştürüyor. Eve gidiyor. Kafasına yatıyor. Zeki bir arkadaş hala da maşallah. Bana yıkıyor. Görüyorsun beni biliyor zaten bu adam takım diye alışmıştı. Babasını anlatıyor. Heyecanlanmış. Güzel bir ölçüdür diye. İki kişi var. Baba demiş ikisi de su içiyor. Birisi dinsiz, birisi dindar. Evliya. Ama ikisi de su içiyor. Esas din işte bu ikisinin de su içtiği yerdeki farklılığı tespit etmek. Babası diyor, sen bir de o yere gitmeyeceksin. Çünkü ulan dinsiz dedin mi, içkiyken ay yatsa o serseri. Demek ikisi de su içiyor, neymiş ikisi de su içer olur mu? Birisi bismillah der, birisi demez. İçki içenle su içeri mi karşılaştırıyormuş? Hayır. İki su içer. İki su içer, o şeyi bozuyor, ezber bozuyor. Ezber bozar derler ya. İki kişi de su içiyor. Çünkü sahabe meslek değiştirmedi. Çok önemli bir konu. Yani eskiden bahçesi varsa bahçesi var. Yani ne bileyim hayvan bakıyorsa hayvan bakıyor. Çobansa çoban, inşaatçıysa inşaatçı devam ediyor. Hiçbir sahabe inşaatçıydı. Müslüman olduktan sonra peygambere tanıdıktan sonra inşaatçılığı bıraktı diye bir şey yok. Herkes aynı işine devam ediyor. Aynı tarlayı işliyor. Aynı çiftçiliği yapıyorsa çiftçilik yapıyor. Hayvancılık yapıyorsa hayvancılık yapıyor. Ticaret yapıyorsa ticaret yapıyor. Hiçbir şey değişmiyor. Peki ne değişti ya? Çiftçiliği nasıl gördükleri? Bir kafir de getir. İnansız birisi. İnanan birisini de getir. Akvaryuma baktı. İkisi de akvaryuma bakar. Sevdin mi sevdin. O da sevdin.
birisi o akvaryumdaki hayvanları böyle süsleyen, tezyin eden, şu kainatın halikı, benim sahibim, beni eğlendiriyor, beni burada misafir ediyor, anlayışına bakar. Öbürü doğal olarak oluşmuşlar, ben de bunları seviyorum ama 3 gün sonra öleceğiz. Öleceğiz. Ama ne yapalım? İşte şansımız bu kadar. Şansımız da böyle gelip sevmek, ondan sonra da ayrılmak varmış. Kabul etmek lazım. Doğanın kanunları amansızdır. Kimse affetmez. Ruhu beşer, ruhu insani. Bir mutluluk yerine çok güzel sevdiği bir şeyden ayrılacak. Düşün, sana birisi geliyor, $1,000,000 vereceğim sana diyor. Tam sevineceğin sırada Osman haber geliyor, adam vazgeçmiş diyor. Bütün morayım bozuluyor, yıkılıyor. Onun gibi akvaryuma bakıyorsun, birden vazgeçti adam der gibi oluyor. Gerçekten zindanda böyle sıkıntının içerisinde yaşamak zorunda kalıyor. Farkında değil ki sıkıntının içerisinde yaşadığını, çünkü hep zindanda doğmuş birisini düşünüyor. Başka yerde hayat var bilmiyor ki. Onun için ne kaybettiğini bilmiyor. Yine hak olmazsa şu cümle hoşuma gitti. Bu cümlenin bu kadar powerful olduğunu, bu kadar güçlü olduğunu ben de bilmiyordum. Dikkatimi çekmek üzere. Ben de bilmiyordum diyor. Ben de bilmiyordum. Makam verdi kendine ben. Postu da var zaten. Yani ha. Ben ki bu sözü belki 100 defa okumuşumdur falan. Yani. Sadece bana kadar. Biz de farkında anlamıyorum. Aklım havada dökülüyor. Dikkat etmeni de görmez. Hala bakmadan ayırmak için. 100 kere okumuşum, anlamam. Evet. Yani dine hak olmazsa dünya zindan olur. Ben diyorum bu adam acayip konuşuyor. Çok basit söyler gibi söylüyor. Çok basit bir şeyden bahsedermiş gibi bahsediyor. Ama cümlelerin arasında öyle yerleştiriyor ki bunu niye söyledi burada diye sorduğun zaman kıymet almış. Zaten onun için hayatında da kendisine soru sormaya kimse hiçbir şey anlatmamış. Soru sor ona. Öğrenmek isteyen gelir mi? Cümleleri büyüyünce biraz da hafiften gidiyorum. Ceylan abi genç. Uyanık tabi genç galiba. Öyle gözüküyor. Hatıralardan anlatıldığına göre. Üstad bir şey söylüyor. Üstad bunlar ne demek istiyorsun sen diye sorardı o diyorlar öbürleri. O biraz çekinmezdi. Biraz yani gençliğine. Üstad onu severdi falan. Soru soranı ben de severim. Ama o biraz çekinmezdi, biraz da hani yani hürmet kurallarını bilmezdi falan. Gibiye geliyor he. Yani her aklına geldiğini sorardı. Hatta üstlerle şaka bile yapardı diye. Ne yapmasın ya, üstler dediğin adam senin gibi bir insan. Avyona da gitmiş zaten. Hı hı. Amcam da tesbihi vardı. Tesbihim var, üstler de tesbihim var. Evet. Şimdi duymasalar o tespihe $1,000,000 verirler. Yok, $1,000,000 verme değil. Afyon'daki cemaatten gelenler hep onu söylüyor. İşte soyadınlar falan diyor. Aha diyor, duyduk ki diyor amcanda tespihi varmış. Diyor. Hala saklıyor mu? Bir gün getirsen de baksak, bir dokunsak falan. Kutsal emanet. Aynen öyle, kutsal emanet muamelesi yapılıyor. Vermem diyecek onu. Yok, vermiyor zaten. Amcam da vefat etti, damatlara kalıyor da. Şey, abime verdi. Eyvah, abime verdi. Onlara verdi. İyi. Bizdeymiş. Günlüğümüz ilerle okumak.
Post kendimi Mardin İsrailisi gibi hissettim. Post size geçti. Mardinli sülalesinin ne olduğunu nereden biliyorsun diye sorayım dur bak. Mardinli mi dedin? Yok Mardini. Şerif Mardini falan ben onları söylüyorum. Yani nereden biliyorsun? Tarihten biliyorum. Tarihten ben Şerif Mardin'den dolayı biliyorum aslında. Aslında daha ünlü biri varmış onların dedeleri. Ondan Eyyuba mıydı? İsmi çok ilginçti. Çok bilmem ne. Mardini çok meşhur alimler. Mardinliler mi? Aslen Mardin'den bilmiyorum. Söyledim Mardin. Söyledim. Muhtemelen öyle. Olabilir. Ama hiçbir şey fark etmiyor mu? O çocuklar dinsiz. Evet. Niye dedeler dinler miymiş? Seyitler. Seyitler. Sülalecek seyitler ama agnostik bir yaşantıları var şimdi sülale. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bu Cumhur Paşa ziyafetleri arka arkaya gidiyor. Şey yemek isteyen varsa ayağa fazla. İhtiyaca binaen gönderiliyor demek evet, yani. Evet. Üstad evet. Orada Ceylan abi anlamadığını soruyor gayet güzel. Ama anlamadığını farkında. Anlamadığını farkında. Bu ne diyor Üstad? Ne diyorsun sen burada? Burada ne demek istedin? Şunu bize bir anlat usta ya. Hep söylüyorsun, söylüyorsun, ne demek olduğunu anlamıyoruz. Böyle soruyor. Biz de soracağız böyle. Dinle hak olmazsa dünya zindan olur. Niye ya? Seni gece falan götürmedi mi cuma akşamları? Böyle bir şehrin içinde bir gezdir arkadaşlar. Dinle hak olmayanların dünyası zindan gibi görünmüyor değil mi? Ne güzel eğleniyorlar gibi görünüyor değil mi? Değil mi? Geçen cuma gidecektik South Street'e falan da. Ben yani, çok yorgundum. Onlar şöyle duvar, biz böyle yaşayamıyoruz, mahrumiyetin içerisindeyiz gibi geliyor. Cuma dersinden sonra gittik. Cuma dersini dışarıda ya. Evet. Ama gerçekten düşününce dini hak olmazsa, İsterse kız, erkek, eylem, diskotekte bağır, çağır, hopla, zıpla için yani zindan nasıl? Bizim arkadaşlar öğrenci de ondan biliyorlar abi çalışırken. Hafta Cuma'dan başlarlardı bütün barları, partileri gezmeye. Ama sorsam hatta hiçbiri. Böyle o an memnunlar. O an partiye gidiyorlar ya o an. Benim, yani bir saat mi, iki saat mi, neyse. Partiden sonra evine dönüp ağlayanların çoğunlukta olduğunu biliyorum ben. Ya, ne oldu şimdi bitti diyor. Bitti. Aha. Evine geliyor yalnız. Orada arkadaşlar falan da. Bugün iş yerinde birisiyle konuştuk. Onları yenilemek için sarhoşum diye. Efendim, evet. Sarhoş olmadan ki Amerikalılar ona yani, ayak takımı serseri var da çoğunlukla tam böyle sallanmadan kıvamına getiriyorlar. Kıvamında bırakıyorlar. Eve böyle nanay gidiyorlar. Niye? Evine gidip kapısını açıp nedir mesela bir müminden beklenen nedir? Esselamu aleyküm diyecek eve. Niye? Evin meleklerle mukabele ettiği bir yer. Allah'ın kendisini özlemiş. Görüş, dünya görüşü farklı. Tabi dini farklı. İşte dünya görüşü diyoruz. Hayat tarzı diyoruz. Varlık mesleği diyoruz. Neyse esas meslek diyoruz. Farklı. Onun için bir mahrumiyet, bir yalnızlık değil ki. Şimdi ben Rabbimin bana verdiği bu imkanlarla beraber olmak için buradayım. Ve ben bunları hep Allah'ın bana ikramı olarak görüyorum. Eve geldim. Diyelim arkadaşlar bak mutfağı açıyorsun. Senin için buzdolabında ne var? Estağfurullah. Yani çocuklar var. Neyse. Herkesin bir nimeti var. Onların hepsinin Allah'ın bir ikramı diyorsun. Pencereyi açıyorsun. Evin içi kokuyormuş. Olur efendim. Pencereyi açıyorsun. İçerisi sıcakmış. AC'yi açıyorsun. Varsa yoksa pencereleri aç. Bir dışarıya çık. Yani Rabbim beni burada yarattı. Burası geçici bir yer. Burada eğlendiriyor. Benden şükretmemi istiyor, minnettar olmamı istiyor. Yani inkar etme, mahkurluk yapma. Mutfağa gittiğinde şu da önemli ama bakın. Şu da çok önemli. Siz bizi misafir davet misafiriz de şimdi burada bak gelip gidiyor, yemek geliyor falan.
Bana dese ki ya valla bu karnın açsa git şuradan istediğini ye dedin değil mi? Ben, bu gidiyorum oraya. Nereye gidiyorum biliyor musun? Çöp tenekesinin olduğu yere. Gidiyorum oraya çöp tenekesini açıyorum, bakıyorum. İlhan diyorum beni buraya çağır. Kafirlerin genellikle yaptığı şey nerede bir muzır var. Ona bakıyor Allah'a tenkit edecek ya. Şükretmeyecek, minnettar olmayacak ya. Karamsar insan ruhu ya. Hep zindanda yaşıyor ya. Gidiyor çöp tenekesine yanına. Doğru, çöp tenekesi pis kokar. Pis kokuyor diyor. Kardeşim sana çöp tenekesine onun bir görevi var. Sana kim dedi çöp tenekesine git diye. Burnunu çöp tenekesine eksine sok diye. He, git ne güzel. Buzdolabını aç. Yemekler var güzel orada. Yemekler var. Adam seni buraya ikram etti. Oradaki senin sevmediğin ambalaj olanlar, kabuk olanlar, çürümeye yüz tutanların atılması için çöp tenekesi var. Onun bir maksadı var. Çöp tenekesi, çöp tenekesi olarak güzel. Senin evde çöp tenekesi var değil mi? Ulan sen çöpçü müsün? Denmez. Değil mi? Neye? Çöp tenekesine gidecek olanların konulduğu yerdir. Mutfakta çöp tenekesi olur ama mutfak demek çöp tenekesi demek değildir. Bu kafirler genellikle dünyada otururlar, otururlar. Ya yine zelzele olmuş, 300 kişi ölmüş ya. Çocuklar da varmış, ölmüş diye onu konuşur. Güneş doğdu bugün, kuşlar ötüyor bugün. Hava ne kadar güzel, serin hava vardı veya sıcak hava vardı. Meyveler, sebzeler olgunlaşıyorlar. Hiç söylemez. 4 tane aç insan var diye haber gelir, hemen televizyonda onu dinler. Ya Afrika'da insanlar açlıktan ölüyormuş ya. Nasıl yani bir de diyorlar Allah rahmetli falan. Demiyor 6 milyar insanın hepsi bugün kahvaltı yaptı, öğlen yemeği yedi, akşam yemeği yedi. Bunları kim tanzim ediyor, kim dağıtıyor? 6 milyar insana ulaşılıyor her gün. 3 defa. 100 kişi aç kalmış, gözünü çöp tenekesine dikiyor. Onun hikmeti vardır, bir maksadı vardır, hiç düşünmüyor. Düşünmeden hükmünü veriyor. Ya Allah, ya niye Allah böyle şeylere müsaade ediyor diyor. Bak, demiyor Allah 6 milyar insanı nasıl doyuruyor diye. Bu dünyanın sistemini kim kurdu böyle diye. Bu kadar insanın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bu topraktan, pis çamurun içerisinden bu güzel nimetleri kim çıkardı diye hiçbir şey diyor. Orayı hiç konuşmaz. Gazeteyi açarsın, haberleri dinlersin. Çöp tenekesi. Dünyanın çöptüğünde ne var hep onlar konuşuyor. Televizyonu atacaksın. Huzur. Çöp tenekesiyle tabi. Allah seni bu dünya çöp tenekesine çağırmadı ki. Mutfağımda gel yemek ye diye çağır. Niye çöp tenekesine burnunu sokuyorsun? Gazete keseceksin. Zaten ben emin ol. Emin ol bak kafayı yerim. Yani kafayı yedi adamca diyebilirsiniz. Gazeteyle, televizyonla meşgul olan insan Allah'ı sevenler mümkün değil. Adam önümdekiler karıştı. Şu arkadaki iki şeftali. Bu aslında küçük. Eğlenmemiş adam. Onu büyükten başlayacağız. Buradan başlayacağız. Öndekiler karşısı, arkadaki de şeftali. O büyükler o. Büyükler. Şu da karşısı. Eğer şeftali sevmişler. Ben şeftali severim. Bunlar niye özel... Özel muamele var. Özkan var diye. Yok hala ya. Biz almıştık da beraber içelim. Biz her hafta geldiğimiz için artık bir kıymetimiz kalmadı hala. Sen git bir yere bak ben nasıl böyle içerek yapacağım. Zaten sen yok ya. Bizde ikramlar çok iyiydi. Mantar, pastalar bir şeyler falan geliyordu. Sen geldin yine kesildi. Ben de ondan demiştim. Sen git yaparız. Kesildi. Kameradan şöyle gösteririz. Haftaya gidiyorum zaten. Ciddi. Tamam. Başlayalım mı? Alhamdülillah. Ama salı günü gidiyorum. Ama moral bozuyor bu da. İnsanlar, hadi bilgilenelim, dünyada ne olup bitiyor haber alalım, haberimiz olsun diyenler bizi kandırıyorlar. Gerçekten bak, sana dünyada ne olup bitiyor haber vereceğim diyor,
mutfağa giden adamın çöp tenekesinde burnunu soktuğu gibi nerede pislik var onu gelip gösteriyor. Sen hiç haber dinledin mi? Bugün güneş çok güzel doğdu. Güneş doğumundaki manzara fevkaladeydi diye. Ya bir insanın, çok bak haber dinleyenlerimiz var seçimden alınmasınlar. Gazete okuması, televizyonda haber dinlemesi kadar aptal olamaz. İnsanı kafayı yemesi lazım. Ama öyle Türkiye'de çok dinle, insan kendini kaptırıyor. Evet. Yani. En son Özkan geldi. Nasıl Özkan, sen takip ediyor musun? Ya haberleri mutlaka. Ya da insanlar nasıl genel olarak sürekli bakıyorlar mı? Akşam haberleri mutlaka seyrediliyor yani. Herkes bakıyor ya. Yani televizyon mutlaka özellikle. Mutlaka bir mutfağa gidip burçun kesine burnu sokup ondan sonra gel sen bu ev sahibini sev. Benim bu ev misallerim genellikle aşırıdır. Dikkat çekmek için. Geldi bu misafir sana yemek ikram edecek değil mi? Sen de mutfağa tuvalete gidiyorsun. Oradaki pisliği gördün geliyorsun. Yemek yer misin? Pislik yemesin ya. Ne yaparsın ev sahibine? Lahmet kursun. Değil mi? Ne bu pislik? Bu iğrenç. Pis adam. Tuvalette baktın çok. Haberleri seyreden bir adamın Allah'ı sevmesi mümkün değil. Hiç Allah'ın yarattığı hiçbir güzel şeyden bahsedilmez ki. İyiyiz vallahi bugün ha. Sen Özkan, sen gitme ya. Allah razı olsun var ya. Taze lokum ne zamandır yemiyorsun ha? Afyon lokum. Taze Ali abi. Bizim burada geçtiğimiz lokumları bileyim. Lokumlar kaliteli ya, güzel. Afyon güzel, afyon. Kaliteli, güzel lokumlar diyor. Afyon lokumuyla mı meşhur? Aha. Ben Antalya'dan Ankara'ya giderken babam rahmeti çok severdi. Hep alırdım özel şeyle inip. İstanbul'dan Konya'ya giderken afyon lokumu almıştım. Başka ne aldım? Şeyden de İzmit'ten de Şişmanya. Ya sizde mübalağa geliyor mu? Arkadaş her evde tuvalet vardır. Değil mi? Pisliklerin atılması bir maksat için vardır. Yani istifa edeceğindir. Buraya yapmasın. Neyse. Tuvalete gidersin. Yapma bezi. Şimdi dünya dönüyor. Bulutlar, güneş, her şey güzel. Her yerde insanlar rahat. Evlerinde oturuyorlar, çocuklarıyla oynuyorlar. Ne oldu? Bir yerde 5 saniye bir yer sallandı. Adam sana gelip onu söylüyor. Bugün diyor şurada 5 saniye bir yer sallandı, şu kadar insan öldü. Hiçbir şey bulamazsa iki politikacı birbiriyle kavgalandırıp iki devlet birbirine kavgalaştırıp Yunanistan saptırdı, biz onu saptırdık diyor. 3 kişi öldü, 5 askerimiz öldü diyor. Yani 70 milyon insan bugün yaşadı be adam be. Burası ev, burada tuvalet de var, evde güzellikler de var. Bana her gün tuvaletin kokusunu neyse kokulaştırıyorsun. Ama evde tuvalet yok demiyoruz kardeşim. Tuvaletin kokusunu her gün geliyor. Bu ev sahibini tanımak istiyor musun? Buyur diyor, tuvaletin kokusunu ya çıkıyorsun. Ben doğru, burada tuvalet var da kardeşim, bu evde tuvalette başka bir şey yok mu? Ya bu merak ya, vallahi aptallık ya. Vallahi bir de netisinden biliyor musun? Biz bu dünyada ne olup bittiğinden haberimiz var diyorlar. Allah'ım ya Allah'ım. Bakın gavurlar kadar kafamız çalışmıyor. En azından gavurlar haber dinlemem diyorlar işte. Yani böyle başka programlar, eğlence falan programı dinler, habere falan inanmam diyor. Neredeyse %50'si inanmaz habere bunlar. Zaten seyretmiştim. Haber fazla seyretmezler, haber düşkünü değiller bunlar. Biliyorlar haberlerin uydurma olduğunu. Make-up. Allah ile barışık olamaz arkadaş. Haber seyreden birisi Allah ile barışık olamaz. Ya sevemezsin aşkım. Mübalağa değil gerçekten bak. Bir adam her gün sen evine gittiğinde
her gün sen birisi rehber diyelim ki birisi, bu evin bu saray olsun burası. O sayran rehberi seni getiriyor. Seni saraya gezdireceğim arkadaşlar. Götürüyor tuvalete. O kapağı da açıyor. Kapağı da oraya koyuyor. Ondan sonra çıkarıyor götürüyor. Çıkar. Sonra sen ne diyorsun? Ben o sarayı bilirim diyorsun ya. Gittim mi? Gittim diyorsun. Ya biliyorum da dünyada ne olup bitiyor biliyorum diyorsun ya. Gittim diyorsun. Biliyorum diyorsun. Nasıl bir yer diyorsun? Allah belasını versin diyorsun. Pis kokar. Yalan da değil ya. Kokar orası. Sarayı başka yerinden bahsetmezler abi. İmkanı yok. Değil mi? Ondan sonra dünyada ne olup bittiğinden haberim var benim diye. Başkası kendi kandırma. Şeytan. Şimdi normal olan olaylar zaten olması gerekiyormuş gibi. Bende bu aralar bu şey var da. Hani işte hasta neden hastalık oluyor falan diye düşünürken. Sanki insanın normal sağlıklı olması zaten olması gerekiyormuş da. Bu nereden çıktı der. Hastalık olunca hani yani bu niye çıktı? Der gibi oluyor. Bütün olaylar da bu mantıkla bakınca yani. Güneşin doğması zaten olması lazım. Bu kafamda o şey var yani. Zaten bunun olması lazım. Sanki yani bizim kafamızda şöyle bir anlayış bütün var. Bütün normal bizim gündelik olaylarımız içinde hepsi zaten olması lazım. Eğer Allah varsa benim hizmetçi olmalı gibi düşünüyor herhalde. Benim dediğimi benim yaparsa. İstediğim şekilde. Gibi düşünüyor. Yaratılmışlığını hiç düşünmüyor. Bir de kainatın tümüne bak kardeşim. Kainatın tümüne bakarsan gerçekten hani bir saray gibi ama bu sarayda tuvalet de var. Bu mutfakta çok tehlikesi de var ya. Neden? Kainat böyle yaratılmış. Ta ki tuvalete gidecek olan tuvalete atılıyor. Çöp tehlikesine gidecek olan çöp tehlikesine atılıyor ki diğer yerler tertemiz, düzgün, insanın seveceği şekilde kalsın diye. Ve bunlar bir evin %5'ini oluşturur, %2'sini oluşturur, değil mi? Yani 100 metrekarelik bir yerde tuvalet 2 metrekarelik bir yer alır. Öyle değil mi? Yalnız 3 metre mi olsun? Hadi şöyle 1, 2, 3, 3 metre olsun. Yani %3'ünü oluşturur. Geri kalan yer temiz, nefis, istirahatına bakarsın, oturursun, yemeğini yersin, uyursun, banyonu yaparsın, yani istiyorsan ne kal. O 3 metrelik yerde pislikleri atmak içindir. Dünya böyle bir yerdir. Biz demek ki %98'i unutuyoruz, 97'yi unutuyoruz, %3 ile dünyayı tanıdığımızı zannediyoruz. Kasıtlı olarak onu gündemimize götürüyoruz. Kainat da %3 bile değil ki o yani. Kainat da %3 olur mu yani? Hani bizim evlerde diyor. Evet. Kainatta trilyonda bir midir? Öyle bir şey yok. Kainatta yok ki de. Yok. Mesela insanın elinin tamam değmediği bir yerde hiçbir zaman bir atık yok. Pislik yok evet. İnsan, ne çöp tehlikesi var, ne tuvalet var. Yani. Mesela ormanlar hiçbir zaman pis olmaz. Hiç. Ama bir insanı topla, mesela 100 bin insanı topla, 1000 bir şey, Philadelphia'da ekstradan gelsin, ne olur sokakla. Biz yapıyoruz. İradesi olanlar yapıyor. İradesi olmayanlar Allah'ın emrinde tam uydukları için her şey mükemmel. Saatli bir çalışıyor. Evet, bu kelime çok kuvvetliymiş. Dini hak olmazsa dünya zindan olur. Ya bunlar parara bitirelim, saat 10-10 var, geçti. Ve dinsiz insan en bedbah mahluk olduğunu. Bedbah, yani en berbat, kötü şartlarda yaşayan şanssız insan denir bedbah. Burada niye sürekli din olarak kullandı da yani gerçi ayette din olarak bahsediyor ama niye iman değil de din? Hayat olarak, hayat tarzı olarak söylüyor. Şimdi iman hayat tarzının temel esasını teşkil ediyor. Ama mesela siz yani şu balıkları yine bu örneği verelim. Bu balıklar gayet güzel. Bizi ilgilendirmek, güzellik duygumuzu, uzak karşılık gelmek, cevap vermek için yaratılmışlar, var edilmişler. Ben de bunları seviyorum. Ve madem yaratıcım bana diyor ki kullanabilirsin. Yani senin için yarattım zaten diyor. Ben teşekkür ederim. Nasıl bize ikram ettiler. Bugün biraz ikram aşırı oldu ama neyse. Osman var diye teşekkür ediyorsun.
tamam bu ikramı alıyorum güzel diyor. Bu anlayış. Din ise bu anlayışa göre yaşamak. Yani ona göre pratiğe dökmüş haline. Evet. Ona göre, balığa ona göre bakmak, balıkları sevmek. Onların mesela aç kaldığını, çünkü sen onu buraya getirmişsin, adam eğer denizde olsaydı kendi rızkını kendi verecekti ama sen bunu esir ettin ya, şimdi madem esir ettin, onların bakımını da yapacaksın değil mi, temizleyeceksin. Yani çünkü sen onları burada sınırlı bir hayata mahkum ettin. Onlara bakmak gerekir, severek bakacaksın. Efendim? Ben olmasam pet story yapıyor ya. Bakıyorsun ona, değil mi? Veriyorsun, ihtiyaçlarını severek karşılıyorsun ve hep o ilişkilerin hepsinde tarz olarak, mesela bunlar ölüp gidecek, ben de ölüp gideceğim değil de, sevinçle yaşıyorsun, ümitle yaşıyorsun, o ümidi besliyorsun, hayatın oluyor, hayat tarzın oluyor. Din, the way of life diye İngilizce'de tercüme etmeleri güzel bir tercümedir. Kasıtlı bir haldeme düşünmüşler, taşınmışlar. Demek ki hayat tarzı, yaşam biçimi. Dünya görüşü. Evet. Yalnızca yani yalnızca teori değil, pratik. Evet, biraz geç kalıyor. Ama dikkatli, dinsiz insan bedbaht mahluk. Neden? Zindanda yaşayan adama ya çok iyi bir hayatım, güzel senin valla, hapishanede sen iyisin der misin? Mahluk oldu bir de, insanla olmaktan çıktı biraz sanki. Yani herhangi bir sıradan var, güzel nokta. Yani İngilizce değil, creature. Creature deyince işte bizde derler ya, acayip bir yaratık derler ya. Hakaret manasında, hakaret aşağılayıcı bir şey, öyle. İnsaniyetten çıkıyor. Gerçekten güzel nokta bak. Bu da hocama gitti. Yani dedi, bedbaht insan değil. Bedbaht mahluk. Bir yaratık. Sıradan bir insaniyet kıymetini kaybediyor. Senin takvimden de eseri safirinin ne olayı. Ve şu alemin tılsımını açan ruhu beşeri. Bunu açar. Yani bu alem neyin nesidir diye bildiren. Ruhu beşeriyi zulümattan kurtaran. Evet. O karanlık, anlamsızlık, ne yapıyoruz ya? Nedir bu alemin var? Bu varlık neyin nesidir sorusunda bilmem valla olduk, geldik, geliştik, büyüyoruz, gidiyoruz. İnsan ne diyorlar? İnsan doğar, büyür, yaşar, çoğalır, ölür. Çoğalır, ölür. Zindan. Anlamsız bir şey. Bu zindandan kurtaran ya Allahu ve la ilahe illallahu olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayeciye bak, dinle. Şimdi hikayeye girmedik ama şimdi anladık mı? En azından bak, bu kadar konuşmadan sonra neden burada başlıkta Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum ile inneddine indallahil İslam ayetini konu itibariyle alakasız gibi olmasına rağmen yan yana koyarak tefsir edecek. İkisini birbirinden ayırarak tefsir edemezsin. Anladın mı? Anlıyorsun değil mi? Çok dakik bir nazarla yazılmış bir eser yani. Biz bu sözü daha önce okuduk mu böyle? Yok. Çünkü ya ilk defa okumuşum gibi hissettim şimdi. Yok, biz 8'i okumadık işte. Farkından geçtik. Bismillah. Şeyde dikkat ettiğin zaman şunu şöyle söyleyeyim. Kur'an'ı eğer zamanınız olsa, Allah nasip etse mesela, Kur'an'ı başından bir alsan. Şöyle bir okuyayım desen. Şöyle bir okusan. Kur'an'ı veya bu kitaplarda imanın yönüyle tefsir ettiği için terbiye yapıyor. Bilgi vermez Risale-i Nur. İnsanı terbiye eder, eğitir yani. Yani informasyon doldurmak var ya, ne diyelim mesela Peugeot arabasının nasıl tamir edileceğini ekranda anlatıyorsun insanlara. Veya sözle anlatıyorsun.
Bir de var ki gel bakayım al şu takımları eline diyorsun. Bak ya şu motorun başına diyorsun. Bu adam onu yapar işte. Sana çekirdekten yetiştirir. Şu adamı yeteceksiniz ya gittiği zaman. Buna önce bir yerleri sildirteceğim diyor gelsin. Sen gitme ya burada daha iyi. Zaten kaçak kalmaya göz aldım artık abla. Evet. Eğitim yaptırır ya. Konuyu da attım. Kur'an'ı ya da bu kitapları. Böyle eğitim yapan kitapları. Oku baştan. Önce birinci defa bir şöyle baştan okuyorsun. Diyorsun öğrendim ya anladım bana bir şeyler var güzel bir kaynak falan diyorsun. Sonra bitiriyorsun. Kur'an'ı da başından okuyup ama anlamak üzere. Sırf dua kitabı gibi okursan dua gibi okursun. Ama biraz da şöyle anlayayım dersen bitiriyorsun. Sonra başa geliyorsun. Farkına varmadan sanki şu şekilde oluyor. Sanki birinci sınıftaydın. Şimdi ikinci sınıfa geldin. İkinci sınıfa gelince yine matematik okutuyorlar. İkinci sınıf bitiyor. Üçe gelince yine matematik dersi var. Lan da matematik dersini gördüm. Ama bir de üçüncü sınıfta var diyorlar ya. Sınıf geçiyorsun. Onun gibi oluyor aynı. İkincisini okumaya başladığında bilmeden sınıf atlıyorsun. Farklı, yani farkına varmayabilirsin. Bu sefer Kur'an'ı ya ben bunu böyle eski okudum da böyle anlamamıştım. Diyorsun. Bu insanın terakkisinin, insanın yaratılışında insana verilmiş bir özellik. Terakki ediyor. Devamlı. 1, 2, 3, 4, 5. Her sınıfa gittikçe sınıfın yükseliyor ama yine matematik, yine biyoloji okuyorsun, yine biyoloji. Hala bu arkadaş yine biyoloji okuyor. Kaç yıldır okuyorsun biyoloji? Kaç yıldır okuyorsun? Bayağı oldu değil mi? 10-11 yıl saymayı bıraktın, 15 yıl olmuştur. Yine biyoloji okuyorsun. Yani demiyorsun değil mi? Ben bunu biliyorum artık diye. Yeni bir kurs dersi alacağın zaman yepyeni geliyor sana. Ama tersi oluyor. Gördükçe daha az bildiğini anlıyorsun. İşte bu gibi imanla ilgili Kur'an gibi kaynaklara muhatap olduğunda hep yeni. Onun için mesela diyelim bir yıl sonra bir daha okusak yani o zaman başka bir şey çıkıyor. Şimdi tahmin edemiyorsun. Yani birinci sınıf öğrencisi lisede nasıl matematik dersi okuduklarını tahmin edemez. Ama liseye gelince anlar. Demek insan kapasitesinde var ama çalışmak lazım. Bismillahirrahmanirrahim.